Vallahi güvenmiyorum. Hile çok. Hangisine güvenek? Hangisine inanak artık? Ben hiçbirine inanmıyorum da güvenemiyorum da. Seçici olmadan olmaz tabii. Hileli bir şeye mutlaka bir daha yaklaşmayız yani. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve taşış yapan firmaları açıkladı. Listede Kayseri'den 12 firma 26 farklı ürün yer aldı. Bizler de Laf Sokakta ekibi olarak Kayseri halkına bununla alakalı sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Hayır, güvenemem. Güvenemiyorum yani. Çünkü o kadar hilelik var ise, açıkladıysa öbür ürünlerde de ne olduğunu bilemeyiz yani. Nasıl kullanacak, alıcılar nasıl sağlığına güvenebilecek yerken? Tedbir almayı düşünüyor musunuz? Tedbiri nasıl alabilirsiniz ki? Normal vatandaş olarak. Almayarak tedbir alırsın belki. Bu açıklamadan sonra ürünlerde seçici olmayı düşünüyor musunuz? Seçiciyim zaten. Yani ürünleri almıyorum, seçiciyim. Genelde doğal veya tarımın kendi yöresel ürettiği malları alırım yani genelde. Vallahi güvenmiyorum. Hile çok. Peki bu açıklamadan sonra alacağınız ürünlerde tedbiri ve seçici olmayı düşünüyor musunuz? Evet. Olmayı düşünürüm. Ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Vallahi içeriğini okumak isterim. Son kullanma tarihini bazen sonuna çekiyorlar. Alıyor, bir gün sonra bozuluyor. Güvenerek hiçbir şeyi yiyemiyoruz. Çabuk bozuluyor. Bazen dikkat etmeden alıyoruz. Ben firmaları bilmiyorum aslında, bakmadım, takip etmedim ama dikkat ediyorum yani aldığım gıdaların etiketlerine, içeriğine. Aldıklarıma güveniyorum ama Kayserili firma mı değil mi ona çok dikkat etmedim doğrusu. Peki bu açıklamadan sonra alacağınız ürünlerde tedbirli olmayı düşünüyor musunuz? Evet, evet tabii ki. Diyeyim ki gıda ürününün hangisine güvenek? Hangisine inanak artık? Ben hiçbirine inanmıyorum da güvenemiyorum da. Artık yıkıldı her şeyimiz. Neye güveneyim? Peki aldığınız ürünlerde tedbirli ve seçici olmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Aldığım ürünleri bilmem lazım. Çoluğum çocuğum her şeyim içinde yiyor onu. Hiçbir şeyden memnun değiliz yani. Peki içeriğine bakıyor musunuz? Oğlum içinde çalışıyor. Başka bir şeye gerek yok. Vallahi ne bileyim, güvenip alıyorum. Hile yapıyorlarsa da onların sorunu. Peki aldığınız ürünlerin içeriğine bakıyor musunuz? Bazen bakıyorum, bazen bakmıyorum. Peki tedbirli ve seçici olmayı düşünüyor musunuz? Herhalde yani mutlaka. Genel olarak zaten mekanizmalarla alakalı, Türkiye'de kontrol mekanizmalarıyla alakalı bir problem var. Denetimin sadece tarım veya ormancılık alanında değil, birçok alanda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Sistemde bir açık olduğu zaman, yani olumsuz kullanılmaya açık olduğu zaman, hani suçu bunu yapan insanlarda değil de bu sistemin böyle olmasında ve bu yetersizliklerde aramak lazım. Öncelikle bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki aldığınız ürünlerde tedbirli ve seçici olmayı düşünüyor musunuz? Aldığınız ürünlerin içeriğine bakıyor musunuz? İşin açığı mümkün olduğunca ben marketten alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Yani daha çok direkt mesela meyve aldığım zaman Hal'den, Manav'dan ürünlerimi yani doğal seçmeye çalışıyorum. Marketlerdeki şöyle, içerisinde zaten koruyucu katkı maddesi bulunmayan bir şey neredeyse yok diyebilirim. Yani dikkat etmeye çalışıyorum yani. Aldığımız ürünlerin içeriğine güvenemiyoruz. Çünkü devletin ve vatandaşın denetleme şeyi alışkanlığı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıda mesela dürüm alıyorsun, herhangi bir gıda alıyorsun ama içinde ne olup olmadığını bilmiyorsun. Bu tamamıyla üreticinin veya hizmeti sunan kişinin inisiyatifine kalmış bir şey. Yani kar amaçlı olduğu için bir de iş içerisinde. Yani dolayısıyla biraz da kar orantılı olarak bakıyorlar. Yani o kişi artık ne yaparsa biz onu yiyoruz. İnsafına kalmış bir şey. Yok, devlet denetlemiyor. Vatandaş zaten herhangi bir yediği, şuradan herhangi bir restoranta gidiyorum, bakın mutfağına. Öyle bir alışkanlığımız yok. Belki o adam tamam mutfağıma bakın falan diyebilir de vatandaşın yok. Bunların komple hepsi vatandaştan kaynaklanıyor. Rağbet. Tedbirli ve seçici olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, benim dışarıda yeme alışkanlığım yok. Mümkün olduğu kadar evde yapıyorum. Bunları bildiğimden dolayı, çünkü ne yediğimi bilmiyorum. Firmalar bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Çünkü ahlak denen bir şey kalmamış. Tamamıyla rant üzerine, ticaret üzerine ahlakı geri plan atıyorlar. Vatandaşın sağlığını geri plan atıyorlar. Yani bugün 10 tane firma vardır, yarın denetlenmezse 100 tane olur bu. İpin ucunu kaçırdı mı yani artık piyasa denetimsizlikten, işte dediğim gibi bu firmaların yapıcı amaçları var zaten. Biraz daha fazla para kazanayım. Çünkü bir de piyasada rekabet var. Bütün sakatlık bunlardan kaynaklanıyor. Peki bu tedbirlerin vatandaştan önce devletin alınması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki bu tedbirler önceki devlet denetleyici. Devletin asli görevi denetlemektir artık. Vatandaş da bunu alışkanlık haline getirecek. Vatandaş kendisi de denetleyecek. Seçici olacak. Tarihlerine bakıyoruz. Gıda ürünlerinin üretim ve son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Aynı zamanda da tabii kokusuna, kalitesine bakıyoruz. Peki içeriğine bakıyor musunuz? İçeriğine bakmıyorum evladım. İçeriğine bakmıyorum. Vallahi aldığımız ürünler ne bileyim güvenip alıyor işte. Bunları takip edip seçici ve tedbirli olmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki takip ederiz. Seçici oluruz yani onu. Seçici olmadan olmaz tabii. Hileli bir şeye mutlaka bir daha yaklaşmayız yani. Peki güvenerek tüketiyor musunuz? Güvenerek pek tüketmiyorum. Yani işin doğrusu pek güvenerek tüketmiyorum. Yani hayvansal ürünlerde, pastırma, sucuk gibi olanlarda pek güvenmiyorum yani. Ticari yoğurtları aslında ticari ürünleri yemek sağlık açısından riskli. Ürünü doğal yiyeceksin. Ticari hale getirilmiş, ambalajlanmış yiyecekler. İçerisinde glikoz var, glikoz şurubu var, mısır şurubu var. Yani ambalaj içine sokulmuş, paketlenmiş yiyecekleri almıyorum. Ben çünkü kanser ameliyatı da oldum. Yani daha önce de dikkat ediyordum ama ben şimdi biliyorum ki ambalajlı ürünler, uzatılsın ömrü diye içine kimyasal ürünler katılıyor. Ben vatandaşa doğal beslenmesini tavsiye ediyorum. Yani yumurtayı köyden getirebiliyorsa getirsin. Tavuğu dolaşan tavuğun yumurtasını alsın. Tavuğun önüne koyuyorlar kimyasal gıdaları. Yumurta kimyasal hale geliyor veya et kimyasal hale geliyor. 3 ayda tavuk kesilir hale geliyor. Halbuki köyde olsa bizim şimdi çocukluğumuzda yediğimiz tavuklar nerede? Şimdiki nerede? Şimdiki kayış gibi. Şimdiki kayış gibi. Köylü şu anda şehirde yaşayandan daha şanslı. Çünkü garanti kendi üretiyor, kendi tüketiyor.